Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, Allah-u ve Teala bizleri Ramazan-ı Şerif'in ortasına doğru rahmet bölümünden sonra mağfiret bölümüne günahlarımızı bağışlayacağı e, mübarek zaman dilimine kavuşturmuş bulunmaktadır. Bundan dolayı kendisine sonsuz hamdü senalar ederiz. Sizler mümin kullar, bahtiyar kullar olarak Ramazan-ı Şerif'in değerini, kıymetini bilmektesiniz. Hürmetini bilmektesiniz. Ama bazı yerler, bazı insanlar var ki hiç Ramazan gelmiş, ortası gelmiş gidiyor, çıkıyor, onların umurunda değil. Onlar gaflet içerisinde devam ediyorlar. Allah Teala onlara da hidayet nasip eylesin. Ramazan-ı Şerif öyle mübarek bir ay, o kadar tazime, hürmete, kıymete, kıymet verilmeye, takdir edilmeye layık bir ay ki, bir insan kafir olsa, putperest olsa, ateşperest, mecusi olsa, ama Ramazan-ı Şerif'e hürmet etse, bu sayede Allah ona bile iman nasip edebilir. Son nefeste iman nasip edebilir. Çünkü bu tazim, hürmet ve saygının çok büyük tesiri vardır. Birçok insan tazim ve hürmetleri nedeniyle imana kavuşmuşlardır. Kimisi tevbeye kavuşmuştur. Son nefeste kimisi kurtuluşa ermiştir. Halbuki hayatlarını iyi geçirmemişlerdir. Bozuk amellerle yaşamışlardır. Ama saygı meselesi. Bazı da insanlar var namazlı, abdestli, oruçlu ama saygısız. Allah'ın dininin nişanlarına tazim etmez, değer vermez, terbiyesizlik yapar. Onlar da çok kötü durumlarda ölmüşlerdir. Bazısı saygısızlığının neticesi olarak ulemaya, evliyaya hakaret etmesinin, Allah'ın dininin nişanlarına saygısızlık sergilemesinin bir kötü vebalini tatma neticesinde imansız olarak ölenler bile olmuştur nakledildiğine göre kitaplarımızda, mevaiz kitaplarımızda ateş beres bir mecusi bakmış ki oğlu Ramazan günü Müslümanlarla e, birlikte yaşıyorlar. Yani İslam e, yurdunda Müslümanlar arasında bulunan bir mecusi. Nasıl şimdi? Vatanımızda da Ermeni vatandaş olabilir, Yahudi vatandaş olabilir. Bu efendim doğal bir şey. İslam devletlerinde de bu mevcut idi. Bunlara tabi zimmi e, denilir. Efendim bunların da hakları vardır. Aynı insan hakları. İslam'ın da tayin ettiği insan haklarında bunlar yararlanırlar. Eskiden duyardık Osmanlı zamanında falan Ramazan'da Ermeniler, işte Rumlar, Yahudiler bile e, açıktan yemek yemezlerdi. Hatta çoluk çocuklarına da yedirmezlerdi diye bunu çok duyarız. Büyüklerimizden, yaşlılarımızdan. Neden? Saygıdan. Bu saygının da bir önemi vardır. Şimdi Müslümanım diyen de saygı yok. Neymiş oruçtan bana ne, senin orucundan bana ne, adamın gözünün önünde kalkıp alenen yiyor. Sorsan da gavurum demiyor. Sen, sen, nasıl Müslümansın? Kafirler saygı gösteriyor bu mübarek aya. Sen niye saygı göstermiyorsun? Aslında tutarak saygı göstermen lazım. Oruç tutarak. Bunun saygısı oruç tutarak olur. Ama mecusiye oruç farz değil çünkü imanı yok. Mükellef değil. Oğlu çarşıda açıkça yemek yerken görünce bir tokat atmış. Niçin Müslümanların Ramazanına saygılı bulunmuyorsun? demiş. Sonra zaman geçmiş bu kişi ölmüş. Vefat edince bir alim komşusu varmış o mahallede. O zat bunu rüyasında görmüş. Bir de bakmış ki cennette izzet tahtına yani ululuk tahtına kurulmuş bir halde. Ya bu da şaşırmış demiş. Sen demiş mecusi değil miydin ya bizim komşu? E mecusiydim. Cennette ne işin var demiş. Yani o alim zat ona. O da demiş ki ben mecusiydim ama öleceğim anda yukarımdan doğru yani tabi manevi taraftan geliyor. Yanında bulunanlar onu duymamıştır. Bir nida duydum diyor. Öleceğim anda bir sesleniş bana ulaştı. Ne diyor? Ya melaketi ey benim meleklerim. Rabbimizden yani nida geliyor. La tetruku mecusiyen onu mecusi halde bırakmayın. Fekrimu bil İslam bi hürmeti şehre Ramazan. Ramazan ayına hürmet ettiği için çocuğuna nasıl yersin sen Müslümanların Ramazan'ında saygın yok mu diye tokat attı ya. Yedirme diye mani oldu ya. İşte Rabbimle buyurdu? Ramazan ayına hürmet etmesi neticesinde vesilesiyle ona İslam'ı nasip edin. Yani bakıyorsun insan Müslüman doğuyor, Müslüman yaşıyor. Kafir ölüyor. Bir müezzin hikayesi var ya öyle. Tam ölürken Demiş bana Kur'an getirin. Getirmişler yahu demişler ömür boyu minareden ezan okuyan adam. Bak sonunda da nasıl Kur'an istedi ölürken Kur'an'la gidecek zannetmişler. Kur'an'ı getirmişler demişler ben bu kitaba küfür ettim demiş ölmüş. Tövbe estağfurullah. Sonra araştırmışlar etmişler ki bu müezzinin ne ameli vardı ne bozukluğu ne fenalığı vardı. Bu neydi bunun sebebi bu niye böyle kafir öldü. Bir de ahvalinden haberdar olanlardan e, anlamışlar ki ezandan evvel birkaç dakika evvel çıkarmış minareye karı kız kollarmış. Şimdi eskiden tabi binalar böyle değildi. Bütün binalar alçak. E, yukarıdan minarede en yüksekte olduğu için öyle işte. Yani balkona kim çıktı? O oraya mı çıktı? Bu buraya mı çıktı? Yahu kardeşim karı kız kollayacaksan sokakta kollamak bir günah. Minareden kollarsan katmerli günah. Şimdi zina edersin keranede de haram ama gelip camide zina dersen, Bir de mekanın hürmetini ihlal ediyorsun. ikinci haram. Bir de Kabe'de zina edersen taş olursun Bir de Kadir Gecesi yaparsan. Adam biri bana öyle dedi. Ya Hoca Efendi dedim Ben Kadir Gecesi zina ettim bir sefer. Sonra tövbe ettim bilmem ne. Ya Rabbel Hiç Bunları dememek lazım. Yani günahını söyleyen af olmaz. Hiç söylememek lazım ama. Yani ben öyle bozuk adamdım diye anlatıyor. Sus ört kapat. Ne anlatıyorsun bir de beni şahit ediyorsun ya. Şimdi Kadir Gecesi'nde zina etmekle başka gece bir midir? Millet rahmete boğuluyor, sen lanete boğuluyorsun. Bin aydan hayırlı ne demek? Sevabı da günahı da. Ustura iki taraflı keser. Bu tek taraflı olur mu bu iş? Onun için bir adam var ki Müslüman doğup yaşayıp kafir ölüyor. Bir adam var kafir ana babadan doğup kafir doğar demiyorum bak. Çünkü küllü mevludin yüledü alâ İslam. Her doğrulan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Ama kafir ana babadan doğması meselesini konuşuyor. Kafir yaşar, mecusi yaşar, Müslüman ölür. Bunların örneği kitaplarımızda çokça mevcuttur. Buna dikkat edelim. Son nefeste insanın imanını kaçırtıracak şeyler nelerdir? Günahlara devam etmek, ısrar etmek, tevbe etmemek, Allah'ın dininin nişanlarına tazim etmemek, saygı göstermemek, Allah dostlarına, evliyaya hakaret etmek alimlere buz etmek. Alimlere derken fen, fizik, coğrafya falan değil. Kur'an, sünnet, hadis, tefsir, fıkıh, akay, tasavvuf alimlerinden bahsediyoruz. Allah'ın dininin ilmini taşıyan hamili Kur'an zevattan bahsediyoruz. Hafızlar ve alimler. Tabi bunlar da haddini bilmelidirler. Allah'ın dininin yükünü taşıdıklarını fark etmelidirler. Buna göre hareket etmelidirler. Öyle Eğlenenden eğlenmemeli. Oynayandan oynamamalı. Zıplayandan zıplamamalıdırlar. O da ayrı bir şey. O onların tarafı. Ne diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatında? E <laughs> gafu alâ minel kavmi yazhakûn en yüslebeli imânü anhum ve Allah dostlarına, salih kullara karşı hakaret, Fari bir şekilde gülen, dalga geçen, alay edenlerin durumundan endişeliyim. Niçin imanları son nefeslerinde soyulup alınacak da onlar kovulup cehenneme atılacaklar? Bunlar önemli şeyler. Saygı adamı nereye götürüyor? Saygısızlık adamı ne belaya çarptırıyor? Şimdi Ramazan şeriftir. Adam nefsine uymuş, oruç tutmuyor. Tabii ki orucun farz olduğuna inansa, tutmamanın haram olduğuna inansa, irade zafiyetinden, işte nefsinin gevşekliğinden orucu yese bu adama biz kafir diyemeyiz. Ehli sünnete göre helala inanıyor, harama inanıyor. Bu Müslümandır. Ama günahkardır. Büyük bir günahtır. Ramazan'da oruç yemek ne demek? Ama bir de şimdi bunu milletin ortasında yemek, sizin orucunuzu saymıyorum demek bu insanı çok tehlikeye götürür. Ama tabii ki oruç farz değil falan, e oruç mecbur değil, ben zaten perizdeyim falan. Bu adamı kafir eder. Bu laflar son kısım insanı dinsiz eder. O başka bir şey. Ama saygının da çok önemi vardır, çok tazimi vardır. Yine eserlerden naklediliyor. Muhammed isminde bir adam, geçmiş asırlarda tabii ki bu bu yeni dönem şeyleri değil çünkü bizim, bizim bunu naklettiğimiz kitaplar 300 400 sene evvel yazılan eserlerden ben bunları çevirdim, tercüme ettim. Namaz kılmazmış. Çok büyük bir bela, afat. Allah muhafaza namazsızlık, imansızlıktan sonra gelen en büyük felakettir. Namaz kılmazmış ama Ramazan gelince mübarek ayın hürmetine güzel elbiseler giyinirmiş. Hoş kokular sürünürmüş namazlarına başlarmış. Bir de geçen 11 ayda kılmadığı namazları da Ramazan boyunca kaza edermiş. O da bayağı iş. 11 aylık namazı bir ayda kaza etmek de bayağı bir şey düşer ya. Yani. Adam da böyle gayret ediyor. Kendisine denilmiş ki sen niye böyle yapıyorsun ya? Ya demiş ben nefsime uymuş. Gafil bir adamım yani. Ama Ramazan ayı gelince artık Allah'ın ayı 12 aydan seçtiği eee dininin nişanlarını tayin ettiği, orucu farz ettiği bir ay. Ben şimdi bu ayı da öbür aylar gibi nasıl geçireyim? Ya? Ne yapıyorum? 13'ün tevbe rahmet ayı, bereket ayı Allah onun lütfuyla, keremiyle, Ramazan'ın bereketiyle belki de 11 ay yaptıklarımdan onlara ceza vermekten vazgeçer. Lütfu keremiyle beni affı mağfiret eder diye böyle bir ümit taşıyorum demiş. Ve böylece bu kişi zaman sonra vefat etmiş. Alemi manada görülüyor. Yani komşuları falan o zamandaki alimler, salihler, veriler bunlar görüyorlar. Allah Teala murad ettiği hakkında bilgiyi ahiretten gönderiyor. Rüya vasıtasıyla gösteriyor. Demişler, ma Allah sana ne muamele etti? Gören soruyor. Yani tabii gören derken Baya bir ee, cemaat görüyor bunu. Hem de aynı gecede görüyorlar. Sabah hepsi birbirine naklediyor. İşte böyle bir ne oluyor o zaman? E, bunun hakikaten rahmani olduğuna delalet ediyor. O da demiş ki: "Ğafar ali Rabbi bi hürmeti ta'zimi şehra Ramazan." Allah beni Ramazan ayına hürmetim içerisinde affetti, mağfiret eyledi. Şimdi sadece Ramazan ayında namazlarını kaza etmiş, namaz kılıyor, tövbe ediyor falan. Bu adama bile Rabbim Ramazan ayı hürmetine, e, tevbesi, istiğfarı, bereketine lütfediyorsa, ya ömrü hayatı boyunca sıralı namaz kılan, her ramazan Şerif'te oruç tutan, e, Ramazan ayında da ilaveli olarak ibadetleri artıran, teravih geliyor efendim, Savura kalkılıyor, sahur, sahur teheccüd vaktidir. Orada iki rekatta insan yemeğe kalkıyorsun, teheccüde kalkmıyorsun. Olur mu ya? Hanım zaten sofrayı kuruyor. Hanımlar hep evvel kalkmak durumunda. Adam zaten saati kurmuş diyor ki sen kalk çay çorba hazırla beni çağır. Ya tamam seni çağırsın ama mübarek. Kadın da onu yaparken sen de kalk iki, bir abdest al. İki rekatta bir teheccüd namazı kıl. Kazan borcun varsa biraz da kaza borçlarından kıl. Sofra hazır olunca da otur yersin. Sahur bitince de sabah namazını bekler. Sabah namazı da kılarsın. Sofra hazır olunca beni kaldır. Abdestsiz vaziyette kalkıyor. Hemen sofraya oturuyor. Tamam uykun ağır bastı. Hasta oldun. Uykusuz kaldın. Bunlar normal. Ondan sonra yiyor. Doğru yata. Nereye yatağa ya? Sabah namazı gir. Sahur bitti. Farz geldi. Bir sabah namazının farzı bir günün Ramazan orucundan aşağı mı? Vallahi fazlası var aşağısı yok. Bir vakit namaz bir günün orucundan fazlası var aşağısı yok. E sen namaz bu kadar önemli. Oruç yani bu kadar değer veriyorsun, savrak kalkıyorsun, tutuyorsun. Bu namazı nasıl yiyorsun böyle? Terk ediyorsun. Onun için Ramazan'a tazimen, hiç olmasa insan Ramazan ayında, sabah namazlarını kılsa, beş vakit namazını kılsa, haramlardan sakınsa, zina gibi, içki gibi alışkanlıkları varsa, Allah kurtarsın, onlara tevbe Bakın, kitaplarda der ki, ulema beyan eder ki, bir insan bir şeye 40 gün devam ederse, o devam ettiği şey onun için seciye olur. Yani ahlak haline alır. Artık ondan zorlanmaz. Kolay kolay o işe devam edebilir. 40 gün. Zaten şimdi Ramazan 30, 30. 29. 30. 10 gün daha devam etsen bayramla beraber etti 40 gün. 40 günde bir insan bir işe devam etse artık o işi bırakamaz hale gelir. Hakikaten öyle. Bu denenmiş. Ama ve lakin sen bakarsan ki aa bizim rahmetli Göktaş'ın dediği gibi 80 yaşında sigara içiyordu mübarek adam. Ondan sonra çok da salih bir insan, güzel elbiset itikadında ileri gelenlerden yani öyle boş adam bir sigara alışkanlığı var. Bütün sakalı beyaz buraları sapsar olmuş. Ondan sonra efendim yahu diyor bir gün bana anlatıyor. Ben dedi bu sigarayı bırakmak için bir ilaç öğrendim dedi. Ya. İlaca başladım dedi. Biraz devam ettim. Baktım ki dedi sigaradan beni soğutuyor, ikrah getiriyor dedi. ilacı bıraktım dedi. Ha şimdi adam da bakıyor. Aa Ramazan'da namaz kıldık, içkiyi bıraktık, zinayı bıraktık. 10 gün daha devam etsen daha içki içemez, zina edemez hale gelirsin. Namazı bir daha terk edemezsin. Aman ya, o kırk olmadan ah bir ben bırakayım da bir an evvel ne olmasın? Çift dikiş olmasın da ben yine bir 11 ay dolanayım. Yapma bunu ya. Senin bir daha Ramazan'a çıkacağına ne senedin var? Ne garantin var? Allah Teala. Sonsuz bir hayat hazırlamış. Şuranın 10-20-30 senesine benzemez. Bunun yemeği de bitti, içmesi de bitti, keyfi de bitti. Bitti bitiyor yani. Yemek lezzeti boğazından geçene kadar. İçmek lezzeti öyle. Cima lezzeti birkaç dakika. Hatta bir dakika böyle sürmez. En, efendim lezzetin doğru çıktığı anlar. Çok saniyeler ya dünyadaki zevkler saniyelik. Sen bunları haram yoldan, helala bir şey demiyorum, haram yoldan gayrimeşru vesilelerle tatmine kalkıp da zevklenmeye bakıp da başına ebedi cehennemi mi açmak istiyorsun? Veya imanını kurtarsan bile 7 bin seneye kadar yanacak Müslümanlar var. Onların arasında mı kalmak istiyorsun? Rubbe şehveti saati evrafet hezenen tavila bir anlık şehvet bir anlık keyif haram gayri meşru bir zevk adamın başına uzun üzüntüler açar. Olmaz kardeşim. Sen akıllı insansın. Karını zararını, zararını hesap etmen lazım. Sonsuz hayat nerede? Birkaç gün içinde bitti bitecek. Ne kadar da vaktimiz kaldı o da belli değil. Ortalama yaşımız 60-70 arası. En fazla giden yani 90-100'ü bulmaz. Parmakla gösteriliyor. Bu arada da bizim için Ecelimiz ne zaman gelecek? O hiç belli değil. O ortalamaya ortalamaya bakmaz. 20 yaşında da gider, 15 yaşında da gider gider. Biz ne güveniyoruz ya? Önümüzde ebedi bir hayat, telafisi yok, tedarik yok. Buraya geri döndür beni, dönüş yok. Kaldın. Perişan oldun, kaldın. Hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Levkı ile lehil cenneti. Cennette bulunanlara dense ki: "İnnekum makizun fiha bi'adedi kulli husatin fi'd-dünya." Siz bu dünyada ne kadar dünyada ne kadar çakıl taşı vardıysa bunun hesabını ne Amerika ne Rusya tutamaz. Deli mi ya? Deli posta her gibi çakıl taşı mı sayacak Amerika? Zaten ne öyle bir teknolojisi var ne öyle hesabı var. Denizlerin dipleri taş dolu. Kumlar, dağlar, taş, taş çakıl taş. Ne kadar çakıl taşı var? Allah'ımızda hesabı var. O yarattı bilmez. Cennettekilere dense ki dünyada kaç tane çakıl taşı vardıysa Tane başına cennette bir sene kalacaksınız. Sen. Tane başına bir sene. Bu ne eder ya? Katır trilyonlarca sene eder. Lehazinu cennet ehli üzülmeye başlar. Niye? E çıkış var. Katır trilyon da biter. Hepsi biter. Aa dünya. Nuh Aleyhisselam'ın 1250 senelik ömrü bitti ya. Bizim 60 senelik mi bitmeyecek? Ne olacak? Cennettekiler üzüntüye başlar. Adama diyor ki katır trilyon sene sonra Öleceksin, yok olacaksın. Adam başlar dertlenme. Bu keyif bırakılır mı? Bu nasıl bir yer ya? göz görmedik, kulak duymadık. Beşerin aklından geçiremeyeceği. Bütün tasarımcıların dünyanın sonuna kadar tasarlasalar çizem yapamayacağı. Bir yer var. Biz buna iman ettik. Kayba inandık. Görmeden inandık. Hadi muteber olan iman budur. Cenneti gördükten sonra inanırsan cehennemi boylarsın. O ahirette iman muteber değil. Elem yekunfehu imanum, lem ra'u azabı gördükten sonra ezrail aleyhisselam göründükten sonra cehennem manzaralarını açıp kanadında gösterdikten sonra aa buraya gidiyorsun cehenneme zümeradansın dedikten sonra ben şimdi iman ettim. O zaman imanların fayda vermez Allah buyuruyor. Şimdi iman muteberdir. Şimdi iman değerlidir. Ebedi cennet iman sayesinde kazanılıyor. Zerre kadar imanını kurtarsa Zerre kadarı da size açıklayayım. Şimdi bu zerre kadarı ne zannetiyorlar biliyor musun? Adam mesela cumaya gidiyor veya bayram namazına gidiyor. Ve ömrüye gitmiş, hacca gitmiş falan. Bu adama tabii zahiri itibarıyla sorulduğunda yani Müslüman kabul ederiz çünkü Müslüman olmayan ne işi var Mekke'de, Tekke'de, camide, cemaatta deriz. Bu bir zahiri tespittir. Ama bu herkes hakkında geçerli bir tespit değildir. O Allah bilir kimin oldu. Adam şimdi her şeye inanıyor, inanıyor, geliyor. Bir noktada diyelim ki kadınların örtünmesi şart. Bu da bunun işine gelmiyor. Karılar açık gelsin de göreyim diye istiyor biliyor musun? E İslam'da da tesettür farz. Bu tesettüre geldim. Ya ben buna inanamıyorum. Kusura bakma diyor. Şimdi ben diyorum ki bu adam Stalin gibi gavur olur diyorum. Öbürü de diyor ki hoca efendi öyle deme diyor. Zerre kadar imanı vardır. Şimdi burayı şerh edelim. Nasıl zerre kadar imanı oluyor? Bak iman öyle zerreye küreye bölünmez. İman tecelli kabul etmez. Bu zerre kadardan maksat nedir biliyor musun? İmanın nuru zerre kadar. Yani adam o kadar amelsiz, o kadar gevşek, namaz yok, abdest yok, oruç yok, aç yok, zekat yok, zikir yok, fikir yok. Adamın imanının nuru önünü zor gösterir yani. Pek bir nursuz durumda. Ama inancı tam. Ne söylersen tesettür farz tamam. Amen ne Kur'an'da ne var? Amen ne bu adamda işte zerre kadar iman var. Niçin? Hiçbir ameli olmasa da imanı bütün. Amelinin nuru da zerre kadar. Yok. Ama şimdi sen beşe beş katsa, er atacak içse, kutsa, her sene açacak gitse, teheccüd kılsa, her şey yapsa, Kur'an'ın bir ayetinde kısas Allah tayin etti. Hırsızın elini kesin diyor. Diyelim. E şimdi efendim bu zamanda Kur'an'ın hükmü geçmiştir. Bu ayetle amel edilecek hal yok. Bu ayete ben inanmıyorum inanmıyorum dese ama öte yandan namaz abdest dümdüz. Devam ediyor. Bunda zerre kadar iman var mı? Yok. Zerre kadar iman bile yok. Neden? Senin o gördüğün cuma, cemaat, bayram, aç, ömre amel kısmı. Ama ay ayetlerden birini inkar ettiği anda küllünü inkar olur. Bizim toplumumuz da bunu biraz anlamıyor. Hep amelle imanı paralel görüyorlar. Burada yanlışa gidiliyor. Adamın imanı bütün ama adamda namaz yok, abdest yok, içki, kumar, her yol var. Bırak zındığı gavuru diyor. Ya adama nasıl gavur dersin? Adam helal arama inanıyor. Yapmak başka, inanmak başka. Allah tesettürü farz etmiş. Tamam. Ve ben örtünemiyorum, açık geziyorum. Ama ben haram işlediğimi biliyorum. Allah affetsin, tevbe nasip etsin. Açık kesse bu kanım, kardeşimiz Müslüman, bunda iman var. Ama öteki isterse çarşaf giyse de, dese ki ya biz böyle adet kabelinden, köyden kalma devam ediyoruz. Yoksa Allah'ın farzı falan değil, örtünmeden olur dese, çarşaf giyse de zerre kadar imanı yok. Neden? Anlatabildim mi? Amel başka, iman başka. Allah Teala bizde hem iman nasip etsin, imanımız var onu muhafaza etsin. Amin. Hem de Rabbim imanımızı nurlandırsın, güçlendirsin ve kuvvetlendirsin. Amin. Şimdi nereden geldik? Cennet ehline dense ki, siz bu cennette dünyadaki çakıl taşı kadar sene başına kalacaksınız. Cennettekiler üzülür. Neden? Sonu var. Allah Allah. Onun için Üstadımız Hacı Muhammed Efendi Hazretleri buyurur ki bir adam dese ki cennet cehennem katır trilyar işte son rakam neyse o kadar konuşsa cennetle cehennem bu kadardır dese kafir olur derdi. Niye? Çünkü Allah Teala Kur'an'da halidine fiha ebeda iki tarafın eli içinde hiç çıkmayacaklar, ebedi kalacaklar buyuruyor. Ya i̇şte bu iman tarafıdır. Buna inanacaksın. Ayette böyle söylüyor. Hiç çıkmak yok. Öyle. Mustafa İslamoğlu diye biri var. Adam kitap yazmış. Kitapta diyor ki, Cennet cehennem ebedi midir, değil midir diyor. Şimdi bir şey demek doğru olmaz. Kayıptan konuşmak olur diyor. Allah daha iyi bilir diyor. O Allah daha ne yapacak sana kitap indirmiş, ayet göndermiş. Kur'an'da diyor ki ebedi yakalacaksın. Hala diyor ki cehennem cennet ebedi dersen efendim kaybı taşlamış olursun. Racmen bil gayb kafadan atmış olursun diyor. Ya Kur'an'da ayet olan bir konuyu söylediğim zaman nasıl kafadan atmış oluyorum ya? E ben kafadan atıyorsam sen hiç kembe-i kübradan atıyorsun o zaman ya. E dolayısıyla Sakın 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 böyle ilahiyatçılar çıkar, doçentler çıkar, proflar çıkar. Şimdi Ramazandır. Savura kadar bunlar konuşanlar olur. Doğru konuşan olur, yanlış konuşan olur. Ekseriyeti yanlış konuşuyor. Ekseriyeti iftar savur programlı konuşanlardan fetva veren, hüküm veren falan çok yanlış var. Ben size söyleyeyim. Ama velakin doğru konuşan yok mu? Var. Allah sayılarını artırsın. Allah onlardan muvaffak eylesin. Doğru konuşan hoca kardeşlerimiz vardır. İşte ehlini bulmak lazım, seçim yapmak lazım. Karpuz alırken seçiyorsun. Seçmece mi, kesmece mi kardeşim? Hıyarı bile seçiyorsun. Hocaya geldi mi kabak gibi peşine gidiyorsun. Önüne gelene hoca diye gidilir mi ya? İyi o zaman. Bak şu geçen de Bursa'da bir, birisi çıktı dediler. Bilmiyorum durumu. İfade, emniyet ifade bilmem ne. Millete zikir yaptırıyor. Şeyhim, beyim Ondan sonra gel odaya senden birleşelim. Sır odası varmış efendim. Kadın erkek fark etmez diyor. Efendim kim biliyor talepte bulunursa cezbeye geliyormuş. Lan bu şeytan bunları nasıl gaza getiriyor da fırını ocağa sürmüş ya. Adam zikrederken ederken cezbeye geliyormuş. Hadi benle birleş diyormuş. nasıl bir tarikat olur mu böyle bir şey? Bu zındıklık tarikatıdır bunlar. Şeytan tarikatıdır bunlar ya. Ama bizim millet seçmiyor. Evliya dediklerine gidiyor. Uçan kaçan görecek. Ya bunun uçtuğu kaçtı diyor ki yolda zor yürüyor da. Yani uçsa da gidilmez, kaçsa da gidilmez. Karga daha iyi uçuyor. Denizin üstünde yürüyor. Balık içinde yürüyor, yüzüyor. Nefes de almıyor. Fark etmez. Bunlar efendim balık işi, kuş işi ya. Biz Allah'ın yolunu hidayet üzere sıratı müstakimden öğreneceğiz. Böyle şey olur mu? Onun için sakın öyle Falan etiketli hoca Şu kadar mürekkep yalamış Bilmem efendim şu kadar ödül almış Hocaların hocası Ünvanını almış e, İmam hocaların hocası da olabilir Hiç mühim değil İlahiyatta büyük hoca olabilir Ne adamlar var ilahiyatta ya Bir tanesi bir gün Seyrediyorum yaşlı 80-90'lık var Hep bütün hocaları da o yetiştiriyor çoğunu Ne dedi biliyor musun? Allah'ın ilmi neye benzer biliyor musun arkadaşlar? Televizyonda bir kanalda konuşuyor. Ben de şeyim. Biliyordum biraz batıl görüşleri var. Ama bu kadar ben tabii bir şey dinlememiştim. Az çıkar o. Çok nadir. Senelerdir de çıkmıyor. Ya dedi Allah'ın ilmi neye benzer dedi. Deryaya benzer dedi. Ben de dedim helal olsun. Ulan meğer bak şimdi. Dedi ki o deryanın dedi içinde yüzen balıklardan haberi var mı dedi. Yok. İşte Allah da dedi böyle sen ne yaptın ben ne yaptım. Efendim gittim oradan meyve aldım onu yedim dolabı kapattım kapağı açtım falan Allah bizden mi uğraşacak dedi ya. Onları bilmez dedi. Vay anasının ya. Millette şey seyrediyor yaşlı hocaların hocası falan falan. Bilme ondan sonra Allah'ın ilmi de derya gibidir. Vay hoca doğru konuştu. İleride zokayı yuttu. Niye? Allah cüz'iyatı bilmezmiş. Haşa. Ne demek cüz'iyatı bilmez? Şu demek. Teferruata girmez. Allah toptan bilir. Dünya var. Şu kadar gezegen var onu bilir. Ama dünyanın içinde İstanbul'da tarla başında Flash TV'de iftara şu kadar dakika kala cübbeli konuşuyor. Takkeli dinliyor. Falan falan. Allah'ın işi mi bitti ya benle ne uğraşacakmış. Ya Allah bilmez mi şu anda burada reytingler saat teker reytingler. 2000 tane eve koymuşlar. Kimin keyfi ne istiyorsa onu dinler. Ama ondan sonra e şimdi bizi kaç kişi dinliyor? Şu saatte. Allah bunu sayısını biliyor, bunu kimse bilmiyor. 2000 evden hesabı zor alıyorlar. Onu da yamultarak yayınlıyorlar. Efendim sen bütün dünyada, dağda, bayırda kaç kişi dinliyor bunu? Nereden tespit edecekler? Ama Allah'ın tespiti var. Neden? Allah cüz'iyatı bilir. Ya Allah'ım, ya Rabbim, ya kur kurban olduğum ayet olmasa diyeceğim ki adam hadisleri zayıf gördü belki diyeceğim yani. Ve ma tezkutu bi varakatin. İlla ya'lemuha benim ilmim olmadan yaprak düşmez diyor Kur'an ya. Ya bu ayet varken ilahiyatta en yüksek seviyede hoca müftü vaaz yetişiyor bunlardan ya. Bu kafada adam ya. Mutezilenin görüşü böyle. Mutezile mezhebinin hocası derler ona. Eski bir, bin küsür senelik ne kadar batıl mezhep varsa hepsi bizde var. Mevcut. O batıl mezheplerin görüşlerini yaşatmak üzere kurumlar kurmuşlar ya. Biz şurada canım ehli sünnet mezhebimizi gözümüz gibi bakıp koruyamıyoruz. Gözümüzün önünde Ve la habbetin fi zulumatil Yerin dibindeki karanlık yerlerde bir tohum tane atsan vela bin vela ya biz yaştan kurudan ne varsa illa fi kitabim mübin. Hepsi benim levh-i mahfuzumda kayıt altındadır diyor. Ya toprağın altında kaç tohum var? Atılmış, kaçı çürüyecek, kaçı filiz verecek. O sonrakini de biliyor da şu anda mevcudu biliyor. Yerin altı karanlık yerindeki taneyi bilirim diyor. E koskoca bizim gibi adamları mı görmeyecek allah Teala dolanıyoruz ortalıkta ya. Uydudan Amerika efendim kayıt alıyor. Bilmem neredeki köydeki çocuğun gözünün rengine isabet alıyor. Bak maviymiş gözü diye adama gösteriyor. Böyle bir şeyler kurmuşlar yani düzenekler. E teknoloji çok ilerledi. E bunlar hepsini yaradan Allah Celle Celaluhu efendim karıncanın gezmesini bilmeyecek mi? Karanlık gecede düz kayanın üzerinde gezen karıncanın ayak sesini duyar Allah. Celle Şanuhu Celle Celaluhu. Böyle mi inanılacak Allah? Haşa. Onun için güzel seçim yapın. Hakkı dinleyin. Hidayetten ayrılmayın. Dost doğru konuşanlarla beraber olun. Ya eyühellezine amenu Ey inananlar Allah'tan korkun. Haramlardan sakının. Ve kunu ma'sadikin. Özü sözü doğru olanlarla beraber olun. İçi dışı beraber olan bir olanlarla beraber olun. Şimdi benim hakkımda bir şey var karar vermiş. Toplum sosyal olarak söylüyorum. Gittim gezdim işte memleketleri şu her yerde. Açık, saçık hepsi kardeşimiz. imanlı Müslüman bacımız. Bir sorun yok. Amel ayrı, iman ayrı. Hepsindeki ortak fikir, sol görüşlüsü var. Alevi vatandaşımız var. Hepsi. Diyorlar ki bu hoca doğru konuş. Nasıl anlıyorlar onu? Onu da tabii merak ediyorum. Allah herkesin kalbi Allah'ın elinde. Demek ilham Bu adam doğru konuşuyor. Bu adam inandığını anlatıyor. Bu adam öyle konuşup da öbür türlü inanmıyor. Neye inanıyorsa onu söylüyor. Ben sana cenneti anlatıyorum, ahireti anlatıyorum. Ben buna inanıyorum da sana anlatıyorum. Ben öyle işine gelen de burada var deyip de öbür tarafta birisi ya hoca efendi sen de çok hurafelere inanıyorsun dese bana ben ona karşı ne yapıyorum? Hemen cevaplarla reddiye yapıyorum. Yoksa ya kardeşim işte ne yapalım herkesin inandığı bazı şeyler var. Biz de o idare ediyoruz falan diyenlerden değilim ben. Her yerde aynı şeyi konuşanlardanım ben. Sadıklarla beraber olun. Ondan sonra böyle fetva verirsem hanımlar darılır. Böyle fetva verirsem erkekler darılır. Bunu doğrusunu dersem tüccarlar darılır. Fabrikatörler darılır. Siyasiler darılır. Kim yanlış yaparsa söylüyorum ben. Dolayısıyla bu sadakatten gelir. Doğruluktan gelir. Sen dinlediğin adama güveneceksin. Verdiği fetvaya inanacaksın. Amel edilir mi edilmez mi? Bunu düşüneceksin. Öyle bir işler, fetvalar veriyorlar. Harama helal diyen hocalar var. Ondan dolayı Allah bizi sadıklardan eylesin. Sadıklarla beraber daim eylesin. Sadıklardan ayrılmaktan Rabbim muhafaza eylesin. Şimdi mübarek Ramazan-ı Şerif'e tazim ve Ramazan-ı Şerif'in faziletleri hakkında bayağı bir şeyler bense size anlatıyorum. Günlerdir devam ediyoruz. Amma ve lakin e, hadis-i şeriflerde bitmek bilmiyor. Ebu Hurayra radıyallahu anh rivayet edilen bir hadis-i şerif okuyalım. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyuruyor. Ümmetiyet ümmeti 5 hisal fi Ramazan lem tu'taha ümmetun qablehu. Benim ümmetime Ramazan Şerif ayı münasebetiyle 5 haslet, özellik, güzel vasıf verildi ki kendilerinden önce geçmiş bulunan hiçbir ümmete o vasıflar verilmedi. Bak şimdi bizim önceliğimiz yani özelliğimiz olarak beş şey sayılıyor. Halufu fe misaim attiyabu indallahi bir <laughs> rihil misk Oruçlunun ağız kokusu iftara yakın ağırlaşır. Biraz nahoş olur. Kerih bir koku açlıktan dolayı insanın ağzında peyda olur. Bu koku var ya Allah indinde misk kokusundan daha makbuldür. Yarın ahirette çıkacak bunun karşılığı. Açlıktan, oruç yüzünden gelen ağız kokusu. Musa aleyhisselam aleyhi Rabbim ve vaadna Musa 30 leyleten. 30 gece anlaştık Musa ile. Gece de savur yemiyor. Akşam da iftar etmiyor. Savmı visal. Eklemeli oruç. Birbirine eklemeli oruç. Bizim ümmette yok. Kaldırıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tutardı. Bazı 2-3 gün iftarsız, savursuz hiç açmadan tutardı. Sonra Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh da denemeye kalktı. Bayıldı düştü birkaç gün sonra. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e haber ettiler. Ebu Bekir bayıldı radıyallahu anh. sonra onu ayıltılar işte ettiler. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem dedi ona. Ya Ebu Bekir. İnni les Ben sizin hiçbirinize benzemem. Benim özelliklerim var. Ebi inde Rabbi. Ruhum Rabbimin huzurunda geceliyor. Gece uyuyorum ya. İftarda etmemişim. Sahur da yememişim diyelim. Uyuyorum. Ruhum Rabbimin huzuruna gidiyor. Yut'imuni ve eskin. Rabbim beni yediriyor, içiriyor. Yani ruhani bir gıda oluyor ama bedeni de ayakta tutuyor. Öyle bir manevi hal var. Siz bana benzemezsiniz. Onun için savun bir visal, eklemeli oruç bizde yasaktır. Bizde insan az yiyeceğim, hiç yemeyeceğim dese bile mutlaka bir hurmayla, bir suyla, bir zeytinle de olsa iftar açmak zorundadır. Bizim ümmetteki durum bu. Eski ümmette eklemeli oruçlar savunma var idi. Musa Aleyhisselam 30 gece orucun gündüzü geceyi ibadetle, zikirle, oruçla tamamladı. Baktı ki ağzında bir kötü koku var 30 gün aç. Düşündü ki şimdi Mevla ile mükalemeye gidecek. Mevla ile konuşma. Rabbim mekandan münezzeh ona vahiy edecek. Sesini işittirecek Tur dağında. O zaman dedi bu ağzımda kötü kokuyor böyle ayıp olmasın diye bir ağaçtan misvak yaptı ve onunla dişlerini falan fırçaladı. O kokuyu biraz kaybetti. Ne zaman Mevlamızla görüşme başladı, Rabbim buyurdu ki Ya Musa, ema alimte sen bilmedin mi? Enne halufe fe yaptı ya bu'inde misk. Oruçlunun ağız kokusu bana misk kokusundan hoş gelir. Sen de o kokuyu giderdin. Ne olacak şimdi? 10 gün daha ilave et. O koku gelsin, öyle gel. Ve etmem nâ bi'aşdin. Onunla tamamladık diyor Kur'an. Fetemme <laughs> mî rabbi 40 Erba'în ile. Rabbisiyle anlaştığı vakit 40 gecede tamam oldu. Onun için bu ümmete verildi bu. Musa Aleyhisselam bile bilmiyordu bak. Bu ümmette efendim bu ağız kokusunun çok itibarı var. Şimdi bazı kadın parfüm sıkmış dışarı çıkmış. Kocana parfüm sıkacaksın. Kocana güzel giyineceğin, hoş görüneceğin, hoş kokulu olacağın o tamam. Ama yabancı erkeklerin yanına çıkarken, sokaktan geçerken parfüm sıkılıp da çıkılır mı ya? Milletin burnunu zinaya sokacaksın. Burun, burun. Koku geliyor. Ya bu kokudan efendim insan etkilenebilir. Bunlar caiz değil. Yabancı kadının kokusun erkeğin alması caiz değil. Bu hadis-i şerif de var, çok ağır da bir hadis-i şerif var. Hem de sahih hadiste geçer yani. Koku sürünüp dışarı çıkarsa falan. Günahkardır diyelim. Bu kesin ha. Bundan dolayıdır ki şimdi o koku hoş gelir buruna. Ama Allah indinde leş kokusundan kötü gelir. Oruçlunun ağız kokusu da nahoş gelir. Ama Allah indinde mis kokusundan hoş gelir. Demek ki bizim duyu organlarımızın anladığına, gördüğüne göre değil bu işler. Bizim gibi şeşi beşler böyle ters işler. Bu iyi koku der, Allah kötü koku diyor. Bu kötü koku der, Rabbim iyi koku diyor. Onun için hey gidi ashab-ı fakir sahabeler aç açık vaziyette üstlerinde başlarında bir şey yok avret yerlerini örtecek kadar su yok, bir şey yok yıkanamazlar üzerlerine ağır yün kalın yün giyerler. O yünde onlar terletir Medine sıcağında. Oradan koku gelir. Bakarsın ki efendim yandan geçerken falan böyle bir nahoş kerik koku gelir. Ama Allah indinde sor bakalım. Ebu Hureyre kimmiş? Bilal Habeşi kimmiş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ya Bilal bir mezhebek deni filcen. Cennette nasıl benim önüme geçtin ey Bilal? Fe inni semi'tu aleyke beyne edeyi filcen. Cennette giderken baktım senin ayak sesini tanıyorum. Cennette önümde fark ettim. Bukhari hadisi bu ya. Ya Resulallah ben bir şey, bir hayırlı amelim özel bir şey bilmiyorum. Düşün bakalım. Ne zaman abdest alsam mutlaka şükür üstünü kerekat namaz kılarım. Yani namaz vakti değilse de abdesti namazsız bırakmam. Nafile namaz kerekat. Ondandır ya Bilal. Onun için sen fakir hakir bayağı basit görebilirsin. Nahoş kokulu görebilirsin. Ama Allah indinde onlar ne kadar değerlidir, ne kadar kıymetlidir. En kıymetli insanlardan yakışıklı, kaliteli, süslü, püslü, hoş kokululardan çok daha değerlidir. Kıyas bile edilemez. Dinsiz, imansız, kitapsız, namazsız, abdestsiz. Bir de baktın, o kran tuvalet. Kokular mis gibi her taraf. Parfümler falan. İnsanı büyülüyor, etkiliyor. Öte taraftan garip, kafası Saçı sakallı birbirine karışmış, kapılardan kovuyorsun. Anladık ama sen şimdi ayın paşayım diye böyle dolaşıyorsun, ondan sonra bir sivrisinek geliyor, bir sokuyor, Efendimiz yalova kaymakamını takmıyor yani. Sivrisinek. İmam Şafii'ye dediler ki radıyallahu anh, bu sivrisinekleri Allah niye yarattı? Dedi, mezilleten lilmülü, kralları rezil etmek için yarattı. Koca Nemrut topal sivrisinek. Hem de topal, allah Teala buyurdu ki sana sağlam sinek fazla gelir, topal sivrisine girdi burnundan girdi beynine. Adam kafasına tokmaklarla vurdura vurdura sinek tepişiyor. Ya beyin ne demek? Oradaki sinir damarları oyunca damarlar ne demek? Orada durup dururken bile insanın başı beyni ağrıyor. Oraya sinek girerse ne olur ya? Adam zıplar ya. Elektriğe çarpma, çarpılmak gibi. Sinek mi başlıyor? Nemrut diyor ki vurun tokmak. Kafasında tokmakçılar tuttu. Beyni zedelendi, geberdi gitti. Böyle vuruyor. Vuruyorlar vuruyor. Diyor ki en fazla vuran diyor en makbulümdür diyor. Neden? Vurduğunca sinek duruyor. Biraz duruyor kafası rahat edeceğim diye sinek başlıyor. Topal sinekle Nemrut'u gebertir Allah ya. Sen şimdi Allah kullar indinde çok itibarlısın. Allah'ın de muteber biri değilsin. Gelir sivrisinek sokar seni. Aslanla karşılaşsan yutar seni. Efendim. Ayıyla karşılaşsan affedersin. Hiç saygı duymaz sana yani. Adam yerine koymaz seni. Ama adam Allah dostu. Buhari hadisi okuyorum size. Rubbe eş'ate bil Kafası, saçı, sakalı, tozu dumana karışmış, kirli, bulaşık vaziyette, gariban bir derviş görürsün. Ama Allah'ın dinde o kadar değeri var ki, efendim dese ki ya Rabbi şu dağı kaldır. Allah onun diyor kasemini, yeminini, andını boşa çıkartmaz, dağı yerinden kaldırır diyor. Ama Bizim lafımızla Allah bir şeyi bir yerden bir yaprağı, toprağı oynatır mı? Ha, çok da görünüşümüz çok güzel. Niye yaradı? Sinade lafımız geçmiyor, inade lafımız geçmiyor. Bir şey yok. Adamın birisi peygamberliğini ilan etmiş. Çok sahtekarlar var böyle. Eskiden de oldu, şimdi de var. Mehdi var, Mesih var. Bolca şeytan, detçal, zındık piyasada boy gösteriyor. Millet de bunları hocaydırdı, evliyadır, mevliyadır. Hala bunlara itibar ediyor ya. Allah'ın bu milleti ıslah eylesin, idat eylesin. Ne diyeyim? Padişah duymuş ki birisi peygamberliğini ilan etti. Vay anasını kim bu demiş ya? Getirin getirmişler. Demiş ki bir mucizen peygamberlik boşuna olmaz bir mucizen var mı demiş falan. Var efendim demiş. Hadi göster demiş. Orada uzaktaki bir ağaç. Ey ağaç gel diyor. Bir, iki, üç ağaç. Taktığı yok yani. Hiç. Ya bakmış ki rezil oldu. Ya demiş padişah biz tevazulu adamlarız. O gelmezse biz gideriz. Ne fark eder demiş. Ya falan. Yani işi şeye vuruyor. Şaklabanlığa vuruyor. Sen ağaca gel de sen gelir mi ya? Ama bir Allah dostu, keramet sahibi bir gel dedi mi gelir. Resulullah'a geldi. Cahitli davetiyle şiaru sacideten temşi ile ala sakın bila kademi. Kaside-i de hadisler de sahihtir. Oradan alıyor zaten İmam bu Hazretleri. Abdest bozacaktı, ortalık açıktı. ileride ağaçlar vardı. Ağaçları mübarek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işaret etti. Ağaçlar diyor gövdelerinin üzerinde ayakları yok. Gövdelerinin üzerinde davetine geldiler onu örttüler ki arkadan kimse görmesin diye. İşte bu. dolayısıyla itibar Allah'tadır. Fazilet İslam'dadır. İbadettedir, Kur'an'dadır, zikirdedir. İnnemel fazlu bit takva, fazilet takva iledir. Kılıkla, kıyafetle, şöhretle, malle, mülkle değil. Allah yolunda olgunlaşmak ve kemale ermekledir. Ne mal iledir, ne sal iledir. Beyim, ululuk, kemal iledir. Yoksa sal yaş. Yüz yaşına gelmişsin. Allah'tan imandan haberin yok, ibadeti yok, bir şey yok. Ne olacak? Allah'ın dinde muteber bir durumda değilsin. Bundan dolayıdır ki biz Allah'ın itibar ettiğine itibar edelim. Onun hoş gördüğünü hoş görelim. Oruçlunun ağız kokusu iyi gelmez ama bana miskten hoş gelir. Buyuruyor. İşte İslam'ın ölçüleri budur. Allah'ımızın iyi kabul ettiğini kabul ederiz. Kötü kabul ettiğini kötü kabul ederiz. Ama hoş parfümler bilmem neler, yabancı bir kadının kokusu bize gelse biz onu ne yapmayız? Hoş kabul etmeyiz. Etmemeliyiz. Nefis hoş kabul eder. Ama akıl var, ruh var, kalp var, bizde din var, bizde iman var. Biz o gözlükten, o pencereden bakmak durumundayız. Allah razı mıdır, değil midir, seviyor mu, sevmiyor mu? Biz buna göre değerlendirmeliyiz karşılaştığımız hadiseleri. İkinci müjde ve testagfiru lehumul melake hatta yuftaru Adam imsakta ağzının niyetini bağladı, oruca başladı. Şimdi iftar yaklaşıyor. İftara kadar melekler onların günahı için istiğfar eder. Oruçlu oturuyor, konuşuyor, görüşüyor, yatıyor, uyuyor, kalkıyor tabii namazlarını kılmak şartıyla. Bu kişi için melekler istiğfar. Ya Rabbi Allah'ım mağfirle. Ya Rabbi bunu affet. Ya Rabbi bu kulun günahını baş. Melekler günahsız ağızdan senin günahlarının affı için istiğfar ediyorlar. Bu da hiçbir ümmete nasip olmamış. Zaten Ramazan da hiçbir ümmete nasip olmamış. Bir ay halinde. Ve yuzeyinullahü azze ve celle kulle yevmin müjdemiz Allah Teala Ramazan ayının her gününde cenneti biraz daha süslüyor. Cennetler süsleniyor, donanıyor, kuşanıyor. Her geçen gün biraz daha artık bayrama kadar bayram olacak. Böyle cennet süsleniyor ve Rabbim cennete şöyle hitap ediyor. Ey benim rıza mahallim, razı olduklarımı yerleştireceğim mükafat mahallim, makamım olan cennetim. Benim salih kullarım, imanlı namazla oruçlu zikirli kullarım, iyi kullarım. Yakında dünyada çektikleri meşakkat ve sıkıntıları, eziyetleri bir kenara bırakarak sana gelecekler hazır ol. Cennette böyle hazır bekliyor. Onun için cennetler kimi bekliyor? Geçen de bir e, münasebetle okudum. İnnel cinani yaştak neyle nefer? Dört sınıf insana aşıktır. Hasretini çekiyor, yolunu gözlüyor. Saimi Ramazan, Ramazan orucu tutanlar. Ve tealil Kur'an, Kur'an okuyanlar. Gazete okuyan deseydi herkes girmişti ve lisan dillerini yalan gıybet dedikodu iftira gibi haramlardan koruyanlar ve el ciran konu komşunun fakirleri açları doyuranlar yiyenler dese hepimiz girmiştik yedirenler cennet bunlara aşık ne zaman gelecekler ya Rabbi cehennem de bunların zıttına aşık İşte bunlar yoksa ibadet, iman, ihlas, fakir fukaraya yardım, Kur'an tilavet. Yoksa cehennemde diyor ya Rabbi bunlar ne zaman ölecekler de bana gelecek? Herkes adamını bekliyor. Biz cennetin yolunu gözlediği salihlerden olalım inşallah. Bak Rabbim ne diyor? Çektikleri sıkıntıları yakında bir kenara koyacaklar. Müslüman sıkıntısız durmaz. Yani. İmtihan çok. El mümin la yeklû min illetin ve zilletin. Müslüman Üç şeyden boş kalmaz. Mutlaka üç şeyden biri. Bazı üçü de birden. Bende bazı üçü birden oluyor. ama birinden boş kalmaz. Nedir o? Fakirlik, hakirlik, hastalık. Allah'tan 25-30 senedir bir sabit hastalığımız var. Mümin vasfı olaraktan bir hastalıkla günahlarımıza kefaret. Şeker hastalığı da öyle bir mübarek hastalıktır ki adamın sabunu yanında gezer yani. Ne zaman günah işlesen şeker bir çıktı bir indi hemen onu temizler. Şeker hastalığı devamlı hastalık olduğu için devamlı kefareti var. Birisi kadına bakıyordu. Kadına bakarken efendim kadın da ona baktı. Birbirini beğendi bir şey böyle sade bakışma. Ondan sonra giderken mübarek adam kitapta ismini de zikretmiyor. Sahabeden bizzat bir de gitti o arada duvara vurdu. Duvara vurunca burnunu yardı, burnu kanadı. Dedi Resulullah'a gideceğim sallallahu aleyhi ve sellem. Ona sormadan bu kanımı temizlemeyeceğim. Gel dedi ya Resulullah ne var? Şu burnumu kanlı görüyorsun. Bir kadına baktım. Bir kere bakmaktan bir şey olmaz yani. Bir kere bakmak derken rastgele ise. Ama ikinci kasıtlı bakmak. Birkaç böyle baktım. Ondan sonra orada duvara vurdum. Burnum yardım. Dedi günahının cezasını peşin çekmişsin. Tamam senin bu günahın kefaret. Yani bazı işte mümin ya fakir olur. Ya insanlar nezdinde itibarsız olur. Ya da hasta olur. Bazen üçü birden olur. Mümin bunlardan boş kalmaz. Onun için bu çekilen eziyetler ve sıkıntılar yakında bir tarafta kalacak. İnşallah siz oruçlu tutan Müslüman kardeşlerimiz yakında öldüğünüzde cennette, istirahatte olacaksınız. Dördüncü müjdesi, bu ümmete verilen haslet azgın şeytanlar bağlanır. Başka aylarda verdikleri vesveseleri bu ayda vermeye muktedir olamazlar. Hoca efendi bizim şeytan devam ediyor. Hiç emekliye ayrılmadı. Ramazan mamazan dinle yok. O şeytan değil. Sen karıştırıyorsun. Nefis başka şeytan başka. Senin içinde bir nefis var. 70 şeytandan pis. Şeytanı şeytan eden de o nefis. Sen şeytanla onu birbirine karıştırma. Bir de müjde. Bu ümmete mahsus. Son gece toptan mağfiret var. Ramazanın son gecesi herkes birden affol. Dediler ya Resulallah son gece Kadir gecesi mi yoksa? Yok Kadir gecesi son gece değil. Felakin el amilin ne ma yuva fajra uyda İşçi parayı ne zaman alır? İşi bitirdiği zaman. Onun için oruç bitti. Son gecede toptan Rabbimizin bu ümmete rahmeti mağfireti coşacak, taşacak inşallah. Rabbim ulaştırsın. Rabbim iftarlarınızı, oruçlarınızı kabul eylesin iftar saatidir efendim.